Değerli gündem takipçileri merhabalar. Bugün İskeçe Pasok Milletvekili Sayın Burhan Baran'la birlikteyiz. Kendisiyle 25 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimleri konuşacağız. 25 Haziran'daki uygulanacak olan seçim kanununa da özellikle değineceğiz. Sayın Milletvekilim öncelikle teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz ve vakit ayırdığınız için. Şimdi 21 Mayıs seçimleri bitti. Ülkemiz 25 Haziran'da tekrar bir seçime gidiyor. Bu seçimler hakkındaki düşünceleriniz ve seçim kanunuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Dinliyoruz. Ben size teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten 25 Haziran seçimleri için sık sık bu şekilde röportajları yapıp bilinmeyenleri halkımıza anlatmak zorundayız. Ben konuşmama başlamadan önce Yunanistan'daki genel durumu, 21 Mayıs seçimlerinden özümlediğimiz genel duruma değinmek istiyorum. Biliyorsunuz yeni demokrasi hükümeti %20'lik bir farkla %40 oranda bir oy aldı. Bu bizim için bir sürpriz miydi? Evet, siyasetle uğraşan bizler için bir sürprizdi. Çünkü sürpriz şurada başladı. Ben 4 yıllık milletvekiliyim. Bu %40'ı hak edecek neler yaptı ki yeni demokrasi bu yörüngeye oturdu. Ama sonra biraz detayına inince burada yeni demokrasinin fazla bir şey yaptığı yok. Ama burada muhalefet, ana muhalefet gerekeni yapamadı. Popülist siyasetle tekrar işi idare etmeye başladı. Meclisten geçen yasaları onaylamayarak siyaset yapmaya başladı. Yunan halkı da bunu fark etti ve o yüzden de yeni demokrasiye bu oranı verdi. Şimdi gelelim bizim durumumuza tabii. Bizi en çok ilgilendiren Yunanistan genelini biz fazla etkileyecek halimiz yok. Biliyorsunuz İskeç'e tekrar bir başarıya imza attı. Azınlıktan iki tane milletvekilini meclise göndermeyi başardı. Tabii ki bizim bundan sonraki seçimlerde de hedefimiz bu iki sandalyeyi koruyabilmek. Bu konuda konuşulan, söylenen bir sürü senaryolar var. Biz bunları duyuyoruz, çoğuna cevap veriyoruz. Bazıları için de zamanı bekliyoruz. Buradaki en büyük problem sevgili Mustafa, seçim kanunu kimse bilmediği için herkes kendine göre yorumlar yapıyor. Şimdi bir defa 21 Mayıs'ta seçimler bitti. 21 Mayıs'tan 25 Haziran'a kalan tek şey liste başında olacak olanlar belirlendi. Yani şu an sandık boş. Burhan Baran PASOK'ta, Hüseyin Zeybek Yeni Demokrasi'de ve Syriza'da ve Yeni Demokrasi'de Sviros Çilingiris liste başı olacak. Bu değişecek şart mı? Şart değil tabii ki. Parti başkanları isterse değiştirebilir ama etik değil. Yani 2000 oy farkla milletvekili olmuş bir Burhan Baran'ın yerine benden sonra gelen kişiyi koymanın pek bir anlamı yok. Bu sefer de toplumdan gelecek olan, bana 4000 oy vermiş insanların tepkilerini göze alamadıkları için böyle bir şey olmaz. Ha bu senaryoda duyuluyor mu? Duyuluyor. Şimdi burada tecrübelere dayanarak 3 sandalyeli şehirlerde pek bir sorun yaşamıyoruz biz. Şu an PASO detaylara girmeden anlatmak istiyorum. 5-6 bin oy fazlası var. Yani yeni yapılacak olan seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi 5-6 bin ekstra oy alması lazım. Bu da %44 orana tekabül ediyor ki İskeçe'de 3. PASOK Partisi'nin sandalyesini alabilsin diye. Fakat bu 5-6 bin oyun potansiyelini nereden bulacaksın? Kim verecek sana bu oyu? Syriza'nın Hristiyan kesiminden mi alacaksın? Hayır. Meclise girememiş küçük partilerden mi alacaksın? Hayır. PASOK'a oy vermiş olanlardan mı alacaksın? Hayır. Yani matematiksel olarak mümkün. Fakat bu kitlesel oyları taşıyabilecek bir güç herhangi bir ivme göremiyorum. Haliyle uygulamada pek bugüne kadar karşılaştığımız bir olay değil. Bu daha çok 4, 5, 7 ve daha fazla büyük şehirlerde fazla sandalyesi olan yerlerde oluyor. Şimdi artı bu olayı yalnız çok tehlikeli bir şekilde İskeçe'de özellikle niye iki tane azınlık milletvekili olsun? Bunu bir milli dava süsü vermek, ırkçı söylemleri biz duyuyoruz. Ve bu gerçekten çok tehlikeli bir oyun. Bu halkın tercihidir. Senelerce milletvekili seçemediğimiz günleri biz çok yaşadık. Evet. Onun acısını da çok çektik.
Haliyle halkın tercihi iki tane azınlık milletvekili ise bu iradeye boyun eğmek zorundayız. Bunu ırkçı söylemlerle işte bize oy verin, özellikle Yeni Demokrasi'deki arkadaşlar yapıyor bunu. Bize oy verin ki işte iki tane Türk çıkmasın kendi söylemleriyle. Orada Allah razı olsun kendilerinden Türk olduğumuzu da kabul ediyorlar. Yani fakat şimdi İskeçe'deki durum ne olur ben size söyleyeyim. İskeçe'deki durum mesela bizim milletvekili arkadaşımızın konuşmasını dinledim. İşte Syriza'ya oy verirseniz, Syriza'yı yükseltirseniz böylece PASOK'taki arkadaşın da durumu kurtulur diye bir söylem. Bakın Yunanistan geneline ve İskeçe'ye baktığınız zaman Syriza yaptığı hatalardan dolayı düşüşe geçti. Bu düşüşü biz durduramayız. Bu bizim elimizde değil ve bu daha da düşecek. Ve büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda PASOK artık ana muhalefet olmaya aday bir parti. Haliyle siz güneşi ters çeviremezsiniz, akan suyu ters çeviremezsiniz. Ama burada benim tavsiye edebileceğim şey, mesela Yeni Demokrasi'ye azınlıktaki adaylar 3500 oy taşıdı. Ve büyük ihtimalle bu adaylar, buradaki bizim azınlık adaylarımız yani ikinci sıraya konmayacak. Haliyle bu oylar boşta. Şimdi birilerinin Mitsotakis ailesine vefa borcundan dolayı giden bu oylarla bu vefa borcu bitmiştir arkadaşlar. Bu vefa borcu azının Mitsotakis ailesine bir vefa borcu yok. Mitsotakis biliyorsun Yeni Demokrasi hükümeti döneminde ve geçmiş dönemlerinde de azınlıkla ilgili herhangi bir pozitif adım atmayı bırakın, negatif adımları çok fazla olmuştur. Bunların başında biliyorsunuz partiler arası bir kurul kuruldu. Bunun aldığı kararlar vardı. Bunların kurumsal olanları hemen uygulamaya geçirildi, müftülük seçimi gibi. Ama kalkınmayla ilgili olanlar maalesef hiçbir kıpırdama olmadı. Evet. Haliyle azınlık insanımızın Yeni Demokrasi Partisi'ne herhangi bir vefa borcu yok. Tam aksine yarattığı ekonomik sıkıntılardan dolayı ve azınlığımızı böldüğünden dolayı, bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz Yeni Demokrasi Partisi'nde azınlıktan manevi evlat sıfatında siyasetçilerimiz var. Ve bunlar da maalesef Yeni Demokrasi bu yolla azınlığımıza nifak tohumlarını seçti. Bunu gümrüce de çok daha açık yaşadık. Sonuçlar matematiksel olarak ortada. Daha çok detaya girmek istemiyorum. Haliyle Yeni Demokrasi'ye oy vermenin bir anlamı yok. İkinci, İskeçe'de 4500 ila 5000 tane soydaşımız Hristiyan adaylara oy verdi. Verebilir. Bakın ben bu konuda ille de vermeyin diyecek insan değilim. Bunlar da büyük bir ihtimalle bir vefa borcunu ödediler. Bir zor durumda ona yardım etmiş olabilirler. Bir askerini getirmiş olabilirler. Eyvallah. Ama bu vefa borcu artık ödenmiştir. Bir vefa borcunuz yok. O istediğiniz insan partisinde belirli bir yörüngeye oturduğuna göre siz de lütfen artık gelin esas ait olduğunuz, sizin haklarınızı savunacak olan insanlara oyunuzu verin. Çünkü seçmen sayımız oldukça az. Bir de üzerinde özellikle duracağım bir şey var. Sakın gevşemeyin. Yani biz adaylarımızı seçtik. Hayır, seçilmiş hiçbir aday yok. Şu anda sadece ve sadece başardığımız önümüzdeki seçimlerde liste başında olacak olan adaylar bellidir. Gevşemenin bir anlamı yok. Tamam Zahit ve Stavros konmayacak ama ben PASOK Partisi'nin 3. veya 2. sırada olması gerekiyor ki tekrar milletvekili olabileyim. O yüzden gevşemenin bir anlamı yok. Ben azınlık seçmenini özellikle ve özellikle 21 Mayıs'tan daha geniş bir katılımla 25 Haziran'da seçimlere katılmasını istiyorum. Matematiksel olarak herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şaibelere inanmayın. Biz önümüzdeki günlerde sizlere zaten daha detaylı bilgiler vereceğiz. Biz bunların matematiksel olarak hesabını yaptık. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Aklınızı bulandırmasınlar ve ben Burhan Baran olarak zaten arıyorlar. Kimin kafasında ne şüpheler ne soru işaretleri varsa kendilerine bilgi vermeye
hazırız. Eğer bunları yaparsak fazla bir sorun yaşamadan yine iki milletvekiliyle azınlığımızı mecliste temsil etmeye gücümüz yeter. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Burhan Baran.